Sayın moderatörler, sevgili meslektaşlarım, ben de size yine bugün birkaç tane daha gösterildi. Delik kapanmasa ne yapıyoruz? Gördüğünüz bir öğretim üyesinin ablası 68 yaşında bir hastamız. Vitreomaküler traksiyon ve maküler holle geliyor. Bu aşamada cerrahi öneriyoruz ancak hasta kabul etmiyor. 3 ay sonra geldiğinde traksiyon geçmiş ancak hol devam ediyor. Bu aşamada tekrar cerrahi öneriliyor ve ameliyat planlanıyor. Ameliyatında bir sorun olmuyor. Kolaylıkla kapanacağı düşünülen bir delik ama SF6 gazı kullanıyoruz ve delik kapanmıyor. Şimdi bu hasta zaten ameliyat öncesi ben hiçbir ameliyatımı bir kez olmadım dedi. Şu ana kadar 10 kez ameliyat geçirdim ama hiçbiri birinci kez de başarılı olmadı dedi. Moralimizi düzeltti. Bunun üzerine ne yapalım diye kara kara düşünürken Sayın Karaçorlu'yu aradım. Bana Alaska'dan fotoğraf gönderdi ve yardımcı olamayacağını söyledi. Bunun üzerine sevgili arkadaşım Levent'i aradım. O da tatilde olduğunu, kusura bakma, merak etme, 6 ay açık kalsa bile ben kapatırım dedi ve mutluluk pozları göndermeye devam etti. Ben kara kara düşünürken Allah yardım etti ve hastadaki stoit makül ödemi gelişti ve hol kendiliğinden kapandı. Bu hastanın daha da ilginç olanı, bu hastada bir terslik olduğu zaten belli. Vitreomaküler traksiyonu vardı, çok fokal bir çekinti. Buna rağmen bu fokal çekinti yine maküler delikle sonlandı. Tekrar ameliyat önerdik ve tekrar ameliyat ettik. Yine başarısız olduk. Bu sefer artık bundan sonra ilk etapta denediğim sıvı C3 F8 değişimi yaptım ayak poliklinik şartlarında ve C3 F8 değişiminden sonra hol kapandı. Biz de rahatladık. Bu hasta ise bir öğretim üyesi yine. Ayrıca tıp fakültesinde benim de hocam. O da bir makula deliğiyle geldi. Ameliyat ettim ve maalesef bunda da başarısız olduk. Yine kara kara düşünmeye başladım. Yine bunda da sıvı C3 F8 değişimi yaptım. Hocamızın gözünde neyse ki makula deliğini kapatabildik. Bu ise ilk hastamdı bu grup hasta olarak. Yine bir maküla deliği. O CT'lerden gördüğünüz gibi çok eski bir hasta. Yine ameliyat ettim, kapanmadı ama bunda pozisyona bağlı olduğunu düşünerek hava yerine bu sefer ağır silikon verdim. Ağır silikonla delik kapandı. Bu silikonluyken diğeri de silikon alındıktan sonraki görüntüleri. Ama bugünkü aklım olsa buna da önce sıvı C3 F8 değişimi uygulardım. Bunda başarısız olursak da diğer girişimleri denerdim. İlginiz için teşekkürler.